Merhaba, BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Bugün 17 Ağustos Çarşamba, hafta ortasına geldik. Bugün özellikle sayın seyirciler dış politika ile ilgili önemli bir gündemimiz var. Buna bakacağız. Çünkü ekonomiyle de çok yakından ilgili gelişmeler bunlar. Birazdan başlıklarımızda da değineceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidiyor. Önemli bir davet Ukrayna Devlet Başkanı'ndan geldi. Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomiye yansımaları tabii ki çok önemli. Acaba barış umudu yeşeriyor mu? Bunu önümüzdeki dakikalarda Doktor Adil Salipçioğlu hocamıza soracağız. İlk bölümde bizimle birlikte olacak Doktor Adil Salipçioğlu. Bugün 17 Ağustos sayın seyirciler, Marmara Gölcük depreminin 23. yıl dönümü, 17.480 canı ve birçok canın da yaralandığı, 17.480 canı kaybettiğimiz önemli bir gün. 1999 depremi gerçekten hem yüreklerde çok hasara yol açtı. Kaybettiğimiz canların yanında hiçbir önemi yok. Fakat özellikle Marmara depremi Türkiye nüfusunun %20'sini kapsadığı için, önemli de bir sanayi merkezi olduğu için Marmara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Düzce, bunların hepsinde çok ciddi ekonomik yaralara yol açtı. Ve tabii ki tekrar bu yıl dönümünde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyoruz ve bir daha o öyle günler yaşamamayı diliyoruz. Bununla ilgili tabii ki çok önemli tedbirler süreci başladı. Bunları BBN Türk'te de zaman zaman işliyoruz. Tabii ki o bilinci hiçbir zaman kaybetmemek lazım bir deprem bölgesinde Türkiye. Sonrasında da İzmir depremi ile ilgili önemli süreçler yaşamıştık. Bu hassasiyeti her zaman taşımak gerekiyor. Rahmetli andıktan sonra kayıplarımızı sayın seyirciler, bugün yaşanan önemli gelişmelere şöyle bir birlikte bakalım. Gözler yarın Lviv zirvesinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin tarafından gelen bir davet bu. Çok önemli bir zirve. Tahıl anlaşması, tahıl koridoru da bu zirvenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüşecek. Erdoğan Guterres'i İstanbul'a da davet etti. Bu tahıl koridorundaki son gelişmeleri takip etmek üzere. Yarın dünyanın gözü Lviv zirvesinde olacak. Değerlendirmeleri önümüzdeki dakikalarda BBN Ekonomi'de detaylı bir şekilde yapacağız. Merkez Bankası'nın sayın seyirciler yarın faiz kararı bekleniyor. Piyasalar tarafından herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yani bir faiz artışı ya da bir faiz indirimi beklentisi yok. Fakat Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama önemli burada. O açıklamada dikkatle takip ediliyor. Bakalım ne söyleyecek Merkez Bankası? Enflasyonla ilgili yeni açıklamalar gelecek mi? Bunu merak ediyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği, açıkladığı tarım kredi kooperatiflerindeki indirime vatandaşlardan çok büyük bir ilgi geldi. 30'dan fazla üründe indirim var. İndirime konu olan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, temel gıda maddeleri. Sayın seyirciler, bu arada indirimli satışlara pazartesi günü itibariyle başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ilk gün 7 kat ciroya ulaştığını açıkladı. Bu detayı da paylaşalım. Borsada dalgalanma bugün duruldu. Dün ciddi bir dalgalanma vardı. Türkiye'nin Rusya ile yeni bir S-400 anlaşması imzaladığına dair bir haber yayıldı. TAS Haber Ajansı'ndan geldi bu açıklama. Hemen arkasından Ankara'dan yalanlama mahiyetinde bir açıklama geldi ama borsada büyük bir dalgalanma oluştu. Rusya ile Türkiye'nin S-400'de anlaştığı haberlerinden sonra İstanbul'da sert satışlar yaşandı. Ankara bu teyit içermeyen bir açıklamayı yapınca borsada tekrar toparlanma yaşandı. Bugün de yükseliş var. Özellikle bankacılık hisselerinde bir yükseliş var. Onu da hatırlatalım. Şu sıralarda %2'ye yakın bir prim var. Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerinde de %5'lik yükseliş dikkat çekiyor. Dolar TL 17.96'da, petrol fiyatlarında tekrar 92 dolarlar seviyesini görüyoruz. Piyasalara da böylelikle bir miktar baktıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Salipçioğlu hocamıza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Adil hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Seda. Teşekkür ederim. Uzun bir zamandan sonra sizi görmek çok güzel.
Hocam şimdi gündemimizi hemen önemli bir zirve var. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'e gidiyor. Gerçekten manşetlere dün çok ciddi etki yarattı. Manşetlere düştü. Bir umut var mı sizce barışa dair? Çünkü yani Avrupa'da gaz krizi, küçülmeler, fiyat, enflasyon türbülansı bütün dünyada bir fırtına gibi esiyor. Bu endişeleri durultur mu biraz yarınki zirve? Şimdi tabii hani bu dış politikada Türkiye'nin son dönemde izlediği, işte Antalya'daki toplantılardan bu yana her iki ülke arasında, yani Rusya ve Ukrayna arasında mekik diplomasisinde gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri yatsınamaz, aynı zamanda Dışişleri Bakanımızın da bu konudaki çalışmaları doğrultusunda bence dış siyasette çok dengeli, anlamlı ve tam da Yüce Önder Atatürk'ün söylediği gibi yurtta barış, dünyada barış şiarına uygun önemli adımlar atılıyor. İşte tahıl koridoru bu noktada Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla çok önem arz eden bir süreçti. Bu konuda da Türkiye gerek Soçi'de gerek Rusya Devlet Başkanı gerekse yarın gerçekleşecek Ukrayna Devlet Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmelerin bu sürece mutlaka bir katkı sağladığını, en azından hani eski bir siyasal bilgiler fakültesi mezunuyum. Daha çok ekonomi, iktisat veya işte finansal gelişmelerle ya da yönetim organizasyon trendleriyle ilgili çalışmalar yapıyor olsam da eski bir siyasallı olarak, ama burada da belirteyim İstanbul siyasallı olarak, bu açıdan Türkiye'nin gerçekten son dönemlerde başarılı siyasetini, özellikle bu iki ülke arasındaki mekik diplomasisini ben takdirle karşılıyorum. Yarınki toplantıdan hani çok barışa dönük netice alınacağını değil ama bu tahıl koridoruyla ilgili bir takım iyileştirici önlemlerin ortaya çıkacağını veya Ukrayna Devlet Başkanı'nın bu konuda özellikle belki de Rusya Devlet Başkanı'na özel iletisini bu Birleşmiş Milletler ve Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde ileteceğini de düşünüyorum. Çünkü buralarda özellikle birebir görüşmelerin her zaman siyasette ve politikada, hem iç siyasette hem dış politikada anlamlı sonuçları olduğunu düşünenlerdir. Hocam önemli bir zirve, söylediğiniz gibi şimdi önümüzde kış var. Yani sonbahara 15 gün kaldı. Avrupa için de zorlu bir kış süreci yaklaşıyor haberleri var. Ve bir yandan da programımızda hem Profesör Doktor Mahmut Demirbaş hocamız hem de dışarıda görüştüğümüz haber kaynaklarımız bu kışa Avrupa'nın bu gaz kriziyle giremeyeceğini söylüyor. Bir yandan da doğalgaz fiyatlarında bir sıçrama var. Sizce kış gelmeden bu savaş biter mi? Şimdi tabii burada kimin ne yapmak istediği çok önemli. Bakın Norveç'ten bir açıklama geldi ve Almanya'nın taleplerini karşılayamayacağına ilişkin açıklamadan sonra bir de özellikle Gazprom'dan gelen bir değerlendirmede galon fiyatlarının gazda 4000 dolarlara kadar yükseleceğine ilişkin bir takım söylentiler de dile getirildi. Bu arada hani 15 gün, 1,5 ay, hani Ekim sonuna kadar yaz devam eder Kuzey Yarımküre'de. Gerçi bu yaz çok da ciddi bir sıcaklık olmadı. Yani bir kurak bir yaz yaşamadık çok şükür, ama gene de hani kış gecikir. Fakat burada biz şunu da görelim. Bakın Almanya'nın depolarının %70'i dolu. Bizim özellikle Tuzla ve Silivri tarafında doğalgaz depolarımızı genişletme faaliyetlerimiz sürüyor. Tabii bizim burada Rusya ile yakın ilişkilerimiz belki bize doğalgaz akışında Almanya'dan daha şanslı olma imkanı veriyor. Fakat Almanya'da bu arada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kriz siyasetiyle Rusya'dan özellikle kuzey hattından doğalgaz almayı kabullenmediği için, bu Rusya'nın teklifini yerine getirmediği için bir takım sıkıntılarla karşı karşıya. Burada biz şunu görmeliyiz. Kışı nasıl geçirir Avrupa? O Avrupa Birliği'nin ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere eksenindeki gerilim siyasetinden koparsa
Avrupa Birliği o derecede bu kışı rahat geçirebilir. Ama Amerika'nın kriz siyasetine uygun ve paralel hareket etmek durumunda kalırsa, özellikle Almanya, Fransa hattında çok ciddi sıkıntılar olacağını, çünkü Avrupa Birliği'nin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasındaki parçalı bulutlu yapının olumsuz etkilerini Avrupa Birliği görecektir. Bakın bunu nereden görüyoruz? Zaten PMI verilerinin düşmekte olduğunu, Almanya ekonomisinin özellikle sanayi üretiminde daralma eğilimlerinin ortaya çıktığını, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın istemeye istemeye, Başkan Lagarde'ın açıklamaları bunu çok net gösteriyor bize, istemeye istemeye faiz artışı yaptığı bir dönemde resesyonun ayak sesleri Amerika'da fiyatlanırken birdenbire bir baktık ki Amerika özellikle Ukrayna, ardından Tayvan gerilimiyle dünyada istediği segmentasyonu kendi ülkesine transfer etmeye başladı. Bir de ABD dolarının rezerv para olmasından kaynaklı olarak faiz artışlarına duyarlılığı ABD dolarının Fed'in almış olduğu kararlarla pozitif bir seyir içine girdi. Ve orada bakın enflasyon rakamlarının düştüğünü gördük. Fakat bugün İngiltere'de ve Avrupa Birliği nezdindeki ortalama enflasyon rakamlarında yükseliş emareleri görülüyor ve İngiltere bunu açıkladı. Hatta resesyonun 2023 boyunca sürebileceğine ilişkinde gelen açıklamalar İngiltere nezdinde hem de üst düzeyde çok net bir şekilde ortaya konuldu. Şimdi bakalım elimizdeki hamura bakalım. Arjantin faiz arttırıyor Seda Hanım. Yaklaşık 690 bas puan arttırarak 69,5'a yükseltti. Özellikle politika faizini. Hocam, ama faiz artırmayan ülke yok sanıyorum. Yanılıyor muyum? Faiz artırmayan... Evet. Değil mi? Her gün bir ülkeden faiz artışıyor. Arjantin'in bu faiz artışına rağmen enflasyon tepki vermedi ve hatta %80'ler seyrine doğru girdi. Şimdi bakıyoruz İngiltere'de ciddi faiz artışı yaptı. Son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı geldikten sonra anlamlı bir faiz artışı yaptı ama bakıyoruz o faiz artışını bu enflasyon rakamının çifhanelere gitmesinin önüne geçemedi. Demek ki burada bir de Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Bakın 0,50 bas puan arttırdı diyoruz. Bunun 0,75'i aslında fonlama, 0,50'si reaskont ama politika faizi sıfır. Bakın demek ki bu, yarına bunu getireceğim. Bizim Merkez Bankamızın yarın ne beklentisini de söyleyeyim ben size. %14'ten ne bir gıdım aşağıya inmeli ki inmemesi gerekir. Çünkü biz bunu nerede görüyoruz? Özellikle tahvil fiyatlandırmalarında görüyoruz. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Şu anda tahvil piyasaları sakinleşti. Son 5-6 ayın en iyi rakamlarına geldik. Eğer burada Merkez Bankası stratejik bir hata yapar ve bu düzelmeye, piyasadaki bu düzelmeye, tahvil piyasalarında, kısa ve uzun vadeli tahvil piyasalarında bu düzelmeye karşılık faiz indirimi yaparsa bütün dengeleri bozar. Faiz artışı gerekli mi? Faiz artışı belirli zamanlarda bir enflasyonla mücadele silahıdır. Ama Türkiye gibi ülkelerde özellikle girdi fiyatlarının arttığı, işte gıdada bakın tarım kooperatif yatırım tarım kooperatiflerinin indiriminden bahsettiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Hemen ona gelmeden hocam çok özür dilerim. Tarım krediyi size soracağım çünkü zincir marketlere de Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı. Enflasyon ve temel gıda fiyatları çok önemli. Hemen şu konuyu sormak istiyorum. Dünya ülkelerinden faiz artışı haberleri geliyor. Şu BRICS ülkeleri, yani Batı resesyon ve durgunluk korkusu yaşarken siz dediniz ya bazı ülkeler dikkat çekiyor. Türkiye mesela farklı bir model uyguluyor. Çin benzer farklı modeller. Çok doğru. Japonya ve Çin özellikle faizlerle ilgili politika faizlerini aşağıya çekmekle uğraşıyor. Çünkü dünyada bir resesyon, yani tabirimi caiz görüyorum, bir durgunluk ve işsizlik olduğu takdirde, yani büyümenin aşağı yönlü ivmelendiği bir noktada Türkiye buna eğer kapılırsa zaten bir istenmedik gıda enflasyonundan ve enerji ithalatından kaynaklanan çok ciddi bir küresel enflasyon transferindeyiz. Yani cari açığımız özellikle enerji kaynaklı artıyor. %75 enerjisi bağımlı. Bakın biz
Euro bölgesinde özellikle dolar euro paritesinin zayıflamakta olduğunu görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? İhracatımızın Avrupa Birliği'ne %60-70 düzeltiyorum %55-60 oranında olduğu bir düzeyde siz euro ile satıyorsunuz. Dolarla ham madde ve yarı mamul alıyorsunuz. Bu ne demek? Sizin ekonominizin özellikle PMI verilerinin aşağı yönlü indiğini gördüğümüz Türkiye'de bir de büyümeyle ilgili siz finansal maliyetleri arttırırsanız yani bir faiz artışı enflasyonla mücadele noktasında işe yarar mı derseniz az önce verdiğim örnek ne İngiltere ki rezerv paradır sterlin ama ne de özellikle Arjantin bize benzeyen gelişmekte olan bir ülke olarak faiz artışlarının bir çare olmadığını görürüz. Peki faiz artışı gerekli mi? Evet, belirli bir silahtır ama illaki enflasyonla mücadelede faiz bir tek silah değildir. Rantabilite önemlidir. Yani ekonomiklik ve verimlilik, ölçek ekonomisi ve yapısal enflasyonla mücadele. Bizim burada çok iyi durmamız lazım. Hani ben bunu arz etmeye çalışıyordum Seda Hanım. Hocam, cari açığımızın çoğunluğunu enerji oluşturuyor diyorsunuz. Önümüzdeki dönemde enerjide neler olacak? Yani petrol fiyatlarında bir düşüş bekliyor musunuz? Tarım krediye geldik. Temel gıda fiyatlarında bu enflasyon için çok önemli. Daha doğrusu bizim için çok önemli. Yani peynir aldı başını gidiyor, süt, yumurta aldı başını gidiyor. Burada enflasyondaki artış hızı durur mu hocam? Şimdi bu tür pansuman tedbirler geçicidir. Yani siz fiyatları emir komuta zincirinde tabirimi caiz görün. Devletin öngördüğü heterodoks tedbirlerle indirirsiniz ama eğer siz kaynak maliyetinin yani girdi maliyetlerini düşüremiyorsanız, örneğin gübre fiyatlarını indirmiyorsanız bunun geçici bir çözüm olduğunu da öngörmemiz lazım. Bizim tarımsal reforma ihtiyacımız var. Bakın çok ciddi, hep defaten sizin nacizane programlarınızda da hep ifade etmiştim. Ben tekrar altını çiziyorum. Burada Tarım Bakanlığımızın son yıllarda çalışmaları olumludur ama bir plantasyon tarımı bu kavramı mutlaka masaya yatırmamız ve büyük aile şirketlerinin, kooperatiflerin değil, ciddi güçlü aile şirketlerinin yani ölçek ekonomilerinin devreye alınması lazım. Enerjide de Enerji Bakanlığımızın çalışmaları son 3 yıldır çok iyi gidiyor ama bu kısa vadeli bir çözüm değildir. Yeşil enerji çok önemlidir. İşte binaların üstünde güneş enerjisi panelleri, havadan sudan para kazanılır mı? Evet, havadan sudan para kazanılır enerjiyle. Yani suyun debisinden, havada işte o rüzgar güllerinden enerji üretebiliyorsunuz. Hocam çok orada siz çok yakından takip ediyorsunuz. Lazım ama enflasyonda Tarım Kredi Kooperatifi'nin tabii ki takdir edilesi bir durum. Ama bakın siz 5 tane özellikle market kartellerinde bir şeye dikkatinizi çekerim. Ziraat Odaları Birliği Başkanı'nın açıklaması daha bir ay olmadı. Üreticiden marketlerin raflarına yansıyan ürünler arasında 9 kat fark var Seda. Siz burada bu navlunla bu stokları, ya bakın stokçuluk demiyorum ama bu stoklama maliyetlerini ve özellikle ham madde girdi, tarımsal girdi, gübre fiyatları gibi alanlarda iyileştirme yapmadığınız sürece siz bu gıda enflasyonunun önüne geçemezsiniz. Bir de dünyada da zaten bu gıda enflasyonu aldı başını gitti. Ama sizin kendinize yeter bir ülkeye dönüşebilmeniz için ben tekrar söylüyorum bir plantasyon tarımı. Enerjisi ise atılımlar doğrudur. Bir yeşil enerji devrimi yapılması lazım. Zaten dünya buraya doğru gidiyor. Bakın Biden da dün enflasyonla mücadele kararını aldı. 3 sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi enerji. Hocam, Amerikan Başkanı Joe Biden enflasyonu düşürme yasasını onayladı. Vurguladığınız gibi 430 milyar dolarlık bir paket. Burada büyük şirketlerin vergileri de minimum %15 olacak. Bu tedbirleri nasıl buluyorsunuz? Yani bu vergilerin artırılması tedbirleri aslında Amerika'da galiba bir yeni bir model mi uygulamaya başlayacak? Şimdi bakarsınız bu biraz daha neo-Keynesyen bir modele doğru gidiyor. Zaten hani Başkan Biden'ın temsil ettiği demokratlar Amerika'nın hani ortanın solu diye ifade edebileceğimiz ve Keynesyen ekonomik modellerle
ki Obama döneminde gördük. Obama da şirket kurtarma yani kamulaştırma faaliyetleri yaptığında sosyalist başkan olarak ilk 4 yılında çok eleştirilmişti cumhuriyetçiler tarafından. Dolayısıyla da orada zaten Başkan Biden seçildikten sonra bu konuda özellikle vergi konusunda özellikle büyük karlar eden, dev cirolar elde eden yani bir Walmart, bir Apple'ın en azından %15 bir vergi vermesi ve kendi ülkesinde bu vergiyi vermesini istemişti. Trump bu yönde çalışıyordu ama işte Trump'ı alaşağı ettiler. Şimdi Biden çalışıyor. Bakalım Kasım seçimlerinden sonra umarım Başkan Biden'ı da alaşağı etmezler. Çünkü bu hakikaten bıçak sırtı bir süreç. Bu enflasyon biraz özür diliyorum herkesten ama bu enflasyon biraz başını yiyecek gibi Biden'ın. Enflasyon gerçi son açıklamada %8,5 sürpriz bir düşüş var enflasyonda. Dünyada enflasyon fırtınası diner mi? Hocam dünyada da enflasyon fırtınası diner. Ben size nacizane bir şey söyleyeyim. Birazcık politik olacak ama Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ve Tayvan'da gerilim siyasetiyle dünyaya soğuk savaş zamanındaki gibi dizayn çalışmalarından vazgeçerse yani Avrupa Birliği'ni kendi başına uzak doğuyu kendi başına bırakırsa bu enflasyon ve tedarik zincirindeki kırılmalar, çatlaklar giderilir. Şimdi Çin üzerine operasyon yapılıyor. Maksat belli 2035-2050 arasında Okyanusya tarafının AB ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçeceğine ilişkin çok net veriler var. ABD de buna karşı kendi tarafını tutuyor. Hiç kimse kimseye karşı değil. Yani kimse kimseye düşmanlık beslemiyor. Herkes kendini tutuyor. Biz de kendimizi tutmalıyız. Hadi o ayrı mesele. Ama ben size şunu söyleyeyim. Başkan Biden'ın başını enflasyon yemez. Başkan Biden'ın başını özellikle eğer resesyon başlarsa, durgunluk gelirse, ardından da bahsedilen stagflasyon kapıyı çalarsa işsizlik yer. Çünkü ABD işsizliğe duyarlıdır. Almanya enflasyona duyarlıdır. Bizim ülkemiz kur şoklarına duyarlıdır. Bakın o zaman bizim yapacağımız müdahale ne? Bizim müdahalemiz kur şoklarını gidermek. Stabil bir kur. Evet Adil Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Amerika her zaman işsizlik konusuna duyarlıdır yani dedi. Buyurun. Politika faydını sabit bırakmalıyız. Ama rentabilite yani ekonomiklik, verimlilik açısından ölçek ekonomisine dayandırmamız lazım ama bu da bir yılda, üç yılda olmaz. Çok ciddi, orta ve uzun vadeli maliye politikalarıyla, yatırım kararlarıyla da sürdürülebilir bir ekonomik modelle olur Seda Hanım diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yarın için herhangi bir herhalde faiz değişikliği beklemiyorsunuz. Yarın da faiz kararını bekliyoruz Merkez Bankası'nın. Beklemiyorum. Olmaması gerektiğini de yani şöyle diyelim. Aşağı yönlü olmaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bununla ilgili elimizdeki database'imiz tahvil fiyatları. Amerika'da da tahvil fiyatları resesyonu fiyatlandırıyordu. Bakan Yellen dedi ki yok işte öyle değil böyle değil. Hayır, resesyonu fiyatlandılar. Şimdi bakın Türkiye'de ise ciddi bir imalat sektöründe daralma risklerini görüyoruz. Bu bizde resesyon anlamına gelmez. Ama siz faizleri aşağıya çekerseniz tahvil fiyatlarını yukarıya patlatırsınız. Finansal maliyetler ister istemez yükselir. Bizim hocam, özellikle kur kopmalı TL mevduat enstrümanından dolayı zaten faiz değişikliğini ben beklemiyorum. Peki. Hani bir sebep o, takuz etkisi görüyor. Diğer taraftan da tahvil piyasasında 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllıklar arasında son 6 yılın en uyumlu noktasındayız. Hani arttırılabilir 150 bas puan. Belki finansal piyasalara bu özellikle uluslararası hocam, yatırımcılara karşı ediyorum. Cezbedici olur doğrudan yabancı sermaye ithalatı açısından ama şu anda faiz aşağıya çekilmemeli. Ben yarın sabit bekliyorum Seda Hanım. Teşekkür ediyorum. Doktor Adil Salifçioğlu, hocam çok teşekkür ederim. BBN Ekonomi'de sizi tekrar görmek çok güzeldi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. BBN Ekonomi'de ikinci bölümde dış politikanın özellikle dün ve bugün gelen hem İsrail hem de Ukrayna'daki Lviv zirvesinin ekonomiye yansımalarını değerli iki gazeteciyle konuşacağız. Emre Diner ve Turgay Türker bizimle olacak. Birazdan buradayız. Tekrar birlikteyiz. Evet, hafta ortasında önemli ekonomi konularımız var, gündem konularımız var. İlk bölümde Adil hocamızla konuştuk.
Yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bir yandan da dünyayla, dış politikayla ilgili önemli haberler var. Dün akşam büyük yankı buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lviv'e gideceği haberi. Yarın bütün dünya bu zirveyi takip edecek. Erdoğan, Zelenski, Guterres zirvesi. Bir yandan da bugün bir başka önemli gelişmeyi görüyoruz. İsrail'le normalleşme adımları. Evet, 4 yıl aradan sonra yeni gelişmeler oluyor. Bunlar ekonomiye nasıl yansır? İsrail'le Türkiye karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı. Hem iki ülke ilişkilerine hem de ekonomiye bakacağız. Gazeteci, BBN Türk TV Dışişleri Programı yapımcısı ve sunucusu Emre Diner'le birlikteyiz. Emre, hoş geldin. Hoş bulduk Seda Hanım. Bu haberi bize anlatır mısın? Yani şöyle anlatalım. Çok geldi değil mi? Evet. İki ülke ilişkileri çok enteresan. İsrail'le Türkiye ilişkileri aslında normalde biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti İsrail Devleti'ni tanıyan 1949'da ilk devlettir. Dolayısıyla tarihsel bir bağ da söz konusu. Osmanlı'dan bu yana zaten İsrail'le birçok vatandaşın Osmanlı topraklarında yaşadığından tutun da özellikle Hitler döneminde tren içerisinde birçok Yahudi kaçırıldı. Burada da Berlin Büyükelçisi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi önemli bir rol üstlenmişti o zamanlarda. Vatandaşlık hatta verilerek işte Nazi o soykırımdan kaçırılarak Türkiye'ye getirilmiştir. Böyle bir Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri var. Evet, tabii kucakladığı, zaman zaman gerildiği, zaman zaman kucakladığı bir ilişki var. Genel hatlarıyla baktığımızda zaten ilk kırılma 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara ile başlayan bir Mavi Marmara katliamı var maalesef. O bir katliamdır. Netice itibariyle büyük kırılma noktaları oradan zaten hali hazırda başladı. Mavi Marmara'dan sonra mı, önce mi Emre? Şimdi tarihleri tam şimdi 2010 ama yılında Mavi Marmara oldu. Ondan sonra olmuştu One Minute. Zaten Davos'a katılmıştı. Davos'ta çıkış, aynen, o çıkış oldu. Ve netice itibariyle ondan sonra zaten bir daha İsrail'le üst düzey temas asla kurulmadı. Hala hazırda maslahat güzergahı seviyesinde iki ülke ilişkileri devam etti. İşte ta ki 2008'den bu zamana kadar biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 2008'den bu yana ilk ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı oldu. İsrail üst düzey yetkili bir. Aslında bunun genel çerçevede bazı birliktelikler zorunlu hale geliyor maalesef. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi İsrail ile Türkiye ilişkileri. Evet, netice köprüler atılıyor ama kopmuyor senin dediğin. Kopmuyor, evet. Sürekli bir şöyle bir kanca takılmış iki ülke arasında. Yani ne onunla ne onsuz diye bir mantık, bir yani bir gidişat var. Dolayısıyla peki, çok özür dilerim. Herzog'un dediğin gibi uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyaret ne oldu? Nasıl bu ilişkilerde şimdi, tekrar böyle bir sıcak ısınma sinyalleri geldi? Şimdi şöyle Seda Hanım, Türkiye Cumhuriyeti coğrafi konum gereği çok önemli bir ülke. Gerçekten biz oldukça önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla yani Allah öyle bir yere koymuş ki puzzle gibi. Yani ne Türkiye'siz ne de Türkiye'li. Yani müttefiklerimiz de yarınki zirveyi de konuşacağız. Yani müttefiklerimiz, İsrail'le başladık ama müttefiklerimiz de bunu söylüyor. Dolayısıyla mesela Rusya'yla da İsrail'le benzer bir ilişkimiz olmaya başladı. Libya'da, Suriye'de, işte Kavkaslar'da. Dolayısıyla bir de bunun zorunlu hale gelmesinden mütevellit doğan ilişkiler var. Yani artık bu normalleşmenin zaten hali hazırda yarın bir gün Suriye'yle normalleşmeyi de konuşacağız burada. Zaten belki o de iki ülke arasında, tabii iki ülke arasında o da elçinin atanacağı gibi şu anda yani öyle bir kulis bilgileri var ama tabii ki tam net değil. Mülteci sorununun en azından kesinlikle çözülmesine dair bazı kesinlikle adımlar var. Dolayısıyla şimdi şöyle söylemek lazım. Bakın, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı birçok ülkede dengeleri değiştirdi. Buna hali hazırda zaten dünya çok kutuplu düzene doğru gidiyoruz. Artık tek kutuplu dünya düzeni kalmadı. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de hali hazırda birçok coğrafyaya hakimiyet kurma çabalarında büyük zayıflıklar var, zafiyetlikler var. Dolayısıyla artık dünya çok kutuplu dünya düzenine geçiyor. Türkiye burada dengeleri Türkiye'de sanırım burada oluşturmaya balans çalışıyor. Balans görevi görecek. Gerçekten özellikle Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz hala hazırda biz arabuluculuk yaptık. Tahıl Koridoru Anlaşması imzaladı. Yarın bir gün ben size şunu da iddia ediyorum. Yani Filistin ile İsrail arasındaki normalleşmeyi de sağlayacak, arabuluculuk yapacak yeni ülke Türkiye'dir. Eskiden bunu Mısır yapıyordu. Halihazırda Mısır'ın artık uluslararası diasporada ve konjektür gereği bir etkisi yok. Artık Türkiye gerçekten hakem görevinde gören bir ülke konumuna geldi.
Bu zaten tahıl anlaşmasında bütün dünyanın dikkatini çeken kesinlikle bir konu. Birleşmiş Milletleri bile seninle hatta yayına gelirken konuştuk. Birleşmiş Milletleri bile neredeyse Birleştirdi yani. Sanki tekrar itibarını kazandıran ve Türkiye'nin öncülüğünde sanki Birleşmiş Milletler tekrar aktif hayata döndü diye düşünülüyor. Diyor ya dünya beşten büyüktür diye. Gerçekten dünya beşten büyüktür. Dolayısıyla burada o politika uygulandığı zaman da bizim zaten komşularımızla ve mevcut ticari hacmimizin de genişlemesi nedeniyle zaten ilişkilerin hali hazırda normalleşmesi gerekiyordu. Bir de Doğu Akdeniz faktörü var. Dolayısıyla İsmet projesinde İsrail anladı ve Amerika Birleşik Devletleri de anladı. Ben Amerikalı diplomatlarla yaptığım röportajlarda da İsmet'in tamamen Türkiye'yi saf dışı bırakacak bir siyasi proje olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla mantıksız olduğunu söylüyorlardı. Bakın Seda Hanım, yani Doğu Akdeniz'den, İsrail'den, Tamar'dan başlayan bir boru hattı Avrupa'ya gittiği zaman bunun bütün maliyeti 100 milyar euro. Çok ciddi rakam. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu tür bu projenin tamamını ekseriyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye üzerinden bağlanması 10 milyar dolara mal oluyor. Hep bütün altyapı sistemleriyle birlikte. Ve o ihaleye çıkılacak şirketlerin de ismini biliyorum reklama girmesin diye. 3 tane büyük şirket var. Yıllardan beri bu normalleşme sürecini bekliyor. O 3 şirket. Ve dolayısıyla aslında yarın bir gün işte yani enerjiden dolayı da belki zaten temel sebebi her şey bu. Ekonomidir diyoruz ya. Zaten ekonomiden dolayı. Zaten diyor ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nden geçmesi en mantıklı iş. Bakın Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra yani enerji fiyatlarındaki yükseliş çok ciddi bir şey verdi. Kriz yarattı ortada yani. Avrupa nasıl bir kış geçirecek? Dolayısıyla çok sıkıntılı bir süreç. İsrail de bu pazarı değerlendirmek zorunda. Özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa pazarına dağılmak zorunda. Buradan geçiş güzergahı olarak artık Rum kesimi ve Yunanistan'ı düşünmüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden geçecek. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması hızlandırılmış olacak. Bu gibi etkenler var. Başka bu gibi önemli gelişmeler var. Bakın dış politika son zamanlarda gerçekten çok önemli. Bütün gündemi belirleyen bana kalırsa ciddi manada dış politikadır. Artık gazete başlıklarında dış politika haberlerini daha çok duyacağız. Eskiden dış haberciler Reytingi yok derlerdi. Ötekileştirilmiş. Estağfurullah. Ya işte dış ne anlarsa artık yeter deyip bana ne işte Amerika'dan bana ne İsrail'deki olaylardan falan diye bir algı vardı. Bir şekilde dediğin gibi her şey şimdi artık dış politikanın önemi daha çok. Yani dış haberlerin ve dış politikadaki gidişatların artık insanların birinci gündem maddesi oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin de tabii burada kuvvetlenmesi, kesinlikle, bunun ekonomiyle de ilgisi kesinlikle var. Bakma şu anda çok fazla bir dalgalanmadan bahsediyoruz ama alttan alta Türkiye'nin yeni bir model uygulaması, enerjide, Doğu Akdeniz'de işte Abdülhamit Han'ın göreve başlaması, bunlar çok yakından takip ediliyor. Dolayısıyla Türkiye-İsrail ilişkilerinin en büyük önemi enerji krizi, enerji düğümünün çözülmesi. Bakın adımlar farkındaysanız ekonomik temelli atılıyor, diplomatik temelli. Diplomatik temelli zaten tıkanıyor. Filistin meselesi var. Biliyorsunuz Trump 2017 yılında Kudüs'ü başkent olarak büyükelçilik olarak açmayı planladı. Yani Kudüs İsrail'in başkentidir demeye getirdi. Oradan gelen bir gerilim var. Hamas'ta mevcut İsrail arasını Hamas'ta işte zaman zaman olan o gerginliklerde Türkiye önemli rol üstlendi. Hala da üstleniyor. Dolayısıyla bizim iki meselemiz var. Bir Kudüs meselesi, bir de Filistin'le olan İsrail'le Filistin ilişkileri. Hala hazırda bir yandan Gazze'ye bombalar yağdırırken hali hazırda ama biz, genel çerçevede de bizim de orada hem bölgenin istikrarı açısından hem de uluslararası küresel ekonominin gelişmesi açısından bizim de yani Türkiye'ye düşen gerçekten ciddi roller var. Dolayısıyla şimdi Filistinler Mısır'ı dinlemiyor. Bakın net söylüyorum. Mısır'ı dinlemiyor. Filistinler Türkiye'nin orada önemli Türkiye'nin ağırlığını istiyorlar. Hani Türkiye'nin oradan etkisi olsun. Oradan röportajlarda da tabii arabuluculuğu olsun. Dolayısıyla sözü dinlenenden ziyade sözünü gerçek manada tutan diplomaside söz tutmak çok önemlidir. Yani yapılan anlaşmanın gereğinin icra edilmesi önemlidir. Dolayısıyla bakın İsveç'le bir anlaşma imzaladık NATO'ya ilişkin. Ayak sürdüler. Ama ne oldu? En sonunda dün Anderson, Başbakan, İsveç Başbakanı açıklama yaptı. Taahhütlerimize harfiyen uyuyoruz diye. Zaten bunu gerektiriyor. Duruş ne kadar önemli burada? Tabii duruş önemli. Dolayısıyla mesela işte dediğin gibi sözün tutulması. Tabii bir duruş var, onun arkasında kesinlikle durmak. Bakın en büyük sebeplerden bir tanesi az önce ifade ettiğim gibi. Doğu Akdeniz'deki enerji. Enerji güzergahı. İkinci bir sebep de özellikle pandemiden sonra
gerçekten çok uluslu bir dünyaya gidiyoruz. Pandemi bunun zaten denemesiydi. Şimdi Çin ekseriyetli bir Çin var. Amerika Birleşik Devletleri, işte Pasifik, Avrupa dediğimiz, Avrasya dediğimiz bir olgu var. Dolayısıyla şimdi halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün mevduatların, büyük küresel firmaların mevduatları Çin'e kaydı. Şimdi Amerika'da bir boşalma var. Şu anda Amerika'da imaj kazanmak için bir adam... Bir de Amerika için Tayvan meselesi tabii, var. O da şimdi böyle yavaş yavaş sanki kapıda... Tabii onu da ısıtıyorlar. Isınıyor. Onun da ısınmasının tek bir sebebi var. İşte ara seçim var Kasım'da. Senato seçimleri var. Dolayısıyla orada da biliyorsun %37.67 en son istatistiklerde Biden'a şey var. Destek azalması var. Bu çok ciddi bir rakam. Enflasyon, işsizlik var. Enflasyon var, işsizlik var, enerji krizi var. Suudi Arabistan'a gitti, istediğini alamadı. Galon başına işte 2,5 dolara indirelim dedi. Fiyat şey yaptı. Selman, siz bana laf ettiniz, beni katil olarak suçladınız. Ben size asla indirim yapmam dedi ve gönderdi. Riyad'da Biden'ın aldığını, yani umduğunu bulamadı orada. Öyle büyük işte dünyanın jandarması bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı geldi. O algı gitti artık. Dolayısıyla burada alan dolumu. Bakın fizik yani boşluk evet, kabul etmez. Oyun kurucu evet, rolü ya da dünya süper gücü. Evet. İmajını kaybetti. Biz burada kaybettik. Kazanmak için ne yaptı? Bakın kazanmak için Tayvan'ı onun için kullandı. Bu ne demektir biliyor musun? Gerekirse ben meclis başkanımı da böyle gönderirim Tayvan'a uçakla. Sen de bir şey yapamazsın. Doğru, Nancy Pelosi'nin. Pelosi'nin o imajdı. Dünyaya bir mesaj, hem de iç kamuoyuna. İç kamuoyunda şunu diyor. Bak biz hala güçlüyüz. Ben uçağımı, Amerika Birleşik Devletleri bayraklı uçağı ben oraya indirdim imajı veriyor. İç kamuoyunda bunu veriyor. Dışarıya da Amerika hala burada. Amerika o imajı kaybetmedi algısı var ama maalesef öyle değil. Matematiğe bakmak lazım. İşe bakmak lazım. Dolayısıyla ben diyorum ki yani şöyle bir şey. Fizik boşluk kabul etmez. Burada alanı dolduracak ülkeler çıkacaktır. Türkiye de bunun için gerçekten güçlü bir ülkedir. Bakın imparatorluklar yeniden geliyor. Artık kalmadı öyle çok işte belli başlı bir ülke, bir tek merkezden yönetilme. O sistem bitti artık. Şu an pandemiden sonra işte özellikle Rusya, Ukrayna'dan sonra bu savaş hala hazırda devam eden savaştan sonra biz bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yeniden kartlar karıldı. Artık herkes masanın başına geçti. Oyun oynuyor şu anda. Şu anda konjektür bu. Dolayısıyla sayıda verelim mesela. Yarına da gelebiliriz yavaş yavaş. Şimdi yani şöyle, arkadaşlarımıza evet, teşekkür ederim. ABD için Tayvan gerilimini hatırlatıyorlar. Buna da değindik. Çok özür dilerim tamamlamak şöyle istersen söyleyeceğim. Sadece rakamsal olarak, ekonomi olarak. Şimdi, ekonomiye bakalım. İki ülke arasında da ciddi evet, bir ihracat evet, ithalat dengesi şimdi var. O durmadı. Evet. İsrail ile aynı dönemde krizlere rağmen bakın Türkiye evet, 2 milyar dolar ihracat yaptı. 2 milyar dolar Türkiye'ye. 2 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin İsrail ihracatı 2022'nin ilk 2 ayında yani geçen yılın aynı dönemine göre %33 artıyor. Bakın İlişkiler çok enteresan. Bunu gergin, çok iyi oldu, bunu vurgulamak evet, istiyordum zaten. İlişkiler gergin olmasına rağmen 1 milyar 357 milyon dolarla şu anda İsrail en fazla ihracat yapan, alışveriş yapan, öyle söyleyeyim ekonomi işbirliği yapan, alışveriş yapan ülkeler arasında Türkiye 6. sırada. Peki bunu da vurgulamak istiyorum. Tekrar gerçekten iki ülke arasında az önce Emre Diner'in vurguladığı gibi gelgitler oluyor, köprüler atılıyor. Fakat bir yandan da ekonomi, ihracat, ithalat devam ediyor. Bizim de çok fazla belki anlayamadığımız dengeler bu konular evet, daha dış politika, daha biraz daha bürokrasi, çok dengeler önemli. Şimdi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor. Tahıl evet, koridoru 22 Temmuz'da imzalandı. Çok önemli bir zirveydi gerçekten ve tonlarca mısır, tahıl, arpa, işte ayçiçeği, küspeleri akın akın Türkiye'ye, İstanbul'a geldi. Buradaki kontrollerden Avrupa'ya gitti, başka ülkelere gitti, Güney Kore'ye gitti. Yarınki zirve, Lviv zirvesi nedir? Bir barış umudu mudur sence? Şimdi tahıl koridoru anlaşması şunu gösterdi ki anlaşmaya anlaşmaya taraflar uyduğu takdirde bir huzur ortamı istedi. Yani huzur ortamının zemini hazırlanabilir. Bunu gördüm. Zaten bu ön denemeydi. Peki o savaşın hani kor denir ya, o sıcak hali devam ediyor mu şu anda? O sıcak hali şu anda tabii ki. Yani karşılıklı olarak yine birbiri çatışma hali var ama ilk zamanlardaki gibi değil. Sonuçta netice itibariyle ilk iki aydaki çatışma ortamıyla şu an öyle bir söz konusu değil. Yani şiddetli bir çatışma söz konusu. Mesela çok dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Geçtiğimiz günlerde mesela bir noktaya yapılan işte Ukrayna'ya yapılan saldırıda
Rusya dedi ki bu bir sabotajdır. Biz yapmadık dedi. Bakın barışı körükleyenler de var. Dışarıdan barışın olmaması için bu barışın uzaması için elinden gelen yapan güçler var. Amerika Birleşik Devletleri. Silahını satacak. Bir yandan savaş işte dursun müzakere masası kuralım derken arka taraftan başka sahne dönüyor. Nasıl satacak silah? Nasıl kurtarıcı rol olacak? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu tek şey şu anda Avrupa'ya diyor ki ben kurtarıcıyım. Savaşı uzattırıyor bilerek. Polonya'ya korku veriyor. Moldova'ya korku veriyor. Aman bize sıçramasın diyen işte Fransa bir yandan endişe ediyor. Ne yapıyoruz? İşte Polonya sıçrarsa bize de gelir mi? İşte Doğu Avrupa'da istikrar bozulur mu? Sonra diyor ki ya hiç merak etmeyin. Ben Amerika Birleşik Devletleri'yim. Ben halledeceğim. Tekrardan kurtarıcı rolü fakat üstleniyor. Evet yani Ukrayna da, anladı ki arkasında bir anda NATO şey herkes gitti. Evet şimdi oraya da geleceğim. Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri aslında iç sesi diyor ki şu ben imajımı kaybettim. Bu imajı toparlamam gerekiyor. Nasıl toparlamam gerekiyor? Bahane ile bir kriz yaratıp kurtarıcı rolü. Bakın DEAŞ yarattı Orta Doğu'da. DEAŞ'la mücadele koalisyonu kurdu. Kim var içinde? İşte Suudi Arabistan, Irak vesaire vesaire. Yine kurtarıcı rolü üstleniyor. Ama bir yandan da o çıbanı oluşturuyorsun. Peki yani buna dikkat evet. edelim. Sonuçta tabii kesinlikle. Savaş eğer uzayacak. Amerika bu gidecek. Şekilde yaparsa ama uzayacak. Ama bizim Lviv'deki zirve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lviv'deki... Ne anlamı var? Yani bu zirvenin şimdi yarın nelere dikkat ediyor? Neler öne çıkıyor? Burada ön plana çıkacak olan şu. Artık tarafların masaya oturması gerektiği yarın tarafların ciddi manada masaya oturması için yeni bir zirvenin liderler arasında bir zirvenin zorlanacağını görebiliriz. Yani bunu Guterres de söyleyecektir. Eminim Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyleyecektir. Artık liderler, taraflar, bakın bakanlıkları demiyorum. Liderler düzeyinde bir zirvenin, evet, bir zirve gerçekleşsin. Kim öncülüğünde? Yine Birleşmiş Milletler ile Türkiye öncülüğünde. Dolayısıyla tahıl koridoru gerçek manada taraflara bir güven vermiştir Türkiye Cumhuriyeti. Çok güzel de icra etmişti bakın. O kadar tonluk tahılın dünyaya yansıması güvenli bir şekilde işte gemilere evet. gidiliyor, bakılıyor, ediliyor, güvenlik şey var mı vesaire hepsini bütün bir şekilde rutin önemli. Bir şekilde, koordinasyonlu bir şekilde güvenlik çemberinden geçirip evet. güvenli bir şekilde devam etmesi teşekkür önemli. Ederim. Bu arada gazeteci Turgay Türker de ulaşabildik. Telefon attığımızda şu anda. Turgay Türker merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler Seda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Siz de bir gün stüdyoda görmek istiyoruz Turgay Bey. İnşallah. İlk fırsatta. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi çok önemli gelişmeler var. Dış politikadan bahsettik. İsrail'le normalleşme ekonomi açısından ne ifade ediyor? Çok kısa alabilir miyim? Ekonomiyi de soracağım çünkü tabii. ayrıca bizim ekonomimiz. Tabii ki. Şimdi İsrail'le aslında normalleşme adımlarına baktığımızda bir yıl önce başladı. Yani hem İsrail hem Suudi Arabistan'da. Şimdi İsrail'e Büyükelçinin atanması kararı fevkalade önemli bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi imser olan mesajları iki tarafı rahatlatacak boyuttadır. Her dış politikadaki rahatlama ve yumuşak yaklaşım ekonomik politikalarında yansır. Çünkü neden? Oradaki kuruluşlar Türkiye'nin yatırım hedefine, radarına girmiş olacak olup en azından Türkiye ihtiyacı olan yatırımı, döviz girdisi sağlamış olacak ki bu da Türkiye'de şu anda yaşanan yüksek enflasyonun, dalgalı dövizin daha aşağı çekilmesi ve taşların yavaş yavaş yerine oturmasına imkan sağlar. Biz yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını da konuşuyoruz. Evet. Enflasyonla ilgili tabii vereceği mesajlar daha çok önemli zannediyorum. Bir faiz değişikliği bekliyor musunuz bilmiyorum ama bir enflasyonla gidişata dair de tarım kredideki indirimler var, akaryakıt ve emtiada düşüşler var. Bir dakikada özetlerseniz sevinirim. Tabii. Ya şimdi tarım kredinin fiyat indirimine baktığımızda evet bunun indirimi var. Ama 2021 yılında örneğin tarım kredinin görev zararının 249 milyon olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani o dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine tarım kredi belli gıda ürünlerinde indirime gitmiş ve fiyatı sabitlemişti. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Sonra yine ne oldu? Dikkat edersiniz. Tekrar eski fiyatlara dönmüş oldu. Şimdi de temel gıda maddelerinde dile getirdiği indirim kalemlerinin işte vatandaşlar yaptı. Şimdi bir kere tarım kredi Türkiye'nin her tarafına yayılmış, her vatandaşın ulaşabildiği bir noktada değil. Bildiğim kadarıyla 1400 tane Türkiye genelinde şubesi var.
ve en büyük şubelerde büyük şehirlerde. Şimdi siz büyük şehirlerdeki artan maliyeti temel gıda maddelerinde belli indirimi yönlendirerek yaklaşırsanız, evet bu bir kısa vadeli çözümdür. Ama uzun vadeli çözümü nereye koyacaksınız? Buna bakarsak zincir marketler konusunda açıklamalar var. Onlardan da indirim bekliyoruz. Peki. Tamam da bir üretim maliyeti, bir de işletme maliyeti var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine daha detaylı uzun görüşmek dileğiyle Turgay Türker'den kısa kısa yorumlarını aldık. Emre Diner, çok teşekkür ederim detaylı teşekkür analizlerin ederim. İçin. BBN Ekonomi'de sizlerden ayrılıyoruz. Yarın yine önemli konular devam edecek. Merkez Bankası'nı da izleyeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere.